Sevgili dostlar, biliyorsunuz zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi büyük bir cesaretle ve iyi niyetle, iyi bir psikolojiyle atlatmak için bugün tatlı bir konuğum var. Ben onu uzun zamandan beri tanıyorum. Antalya'da yaşayan, Antalya'nın çok iyi tanıdığı, çok iyi bildiği, Antalya'nın önemli iş insanlarından biri. Ama onu önemli kılan aslında başarılı bir iş insanı olmasından ziyade çok enteresan bir hayatı olması. Sağlıkla, yeni neslin kullandığı deyim var, sağlıkla bozmuş halde. Öyle diyebilir miyiz sevgili Ali Buda? Hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. Bulduk, teşekkür ederim. Evet. Şimdi siz aslında uzun zamandan bu yana iddialı bir şekilde bir hedefiniz var. Şu an kaç yaşındasınız? 72. 72 yaşındasınız. Hedefiniz 120 yaşına kadar yaşamak. Geçtiğimiz gün sizin bir başarınızı gördüm. Ve haber olmuş, hemen dedim Ali Bıdı'yı arayayım ve hem bu başarısını tebrik edeyim hem de bu iddianızı konuşalım ve insanlara bu dönemde koronadan birazcık sakınmak için de sizin yaptıklarınızı yapmalarını da tavsiye edelim istedim. Mersin'de triatlon şampiyonasında birinci olmuşsunuz. Çok tebrik ederim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi... Biraz anlatır mısınız? Nereden aklınıza geldi bu mesele? Daha doğrusu bu sağlıklı yaşama ne zaman adım attınız? Ve neden bir kere çok vegan oldunuz? Bazı şeyleri hiç yemiyorsunuz. Bir aşamayı daha sonra konuşacağız. Yani şu an gaytanızı vererek çocuklara burs sağlıyorsunuz, okutuyorsunuz. Çok iddialı şeyler yapıyorsunuz. İnsanları belki doktor değilsiniz ama tavsiyelerinizle hastalıklardan kurtulmasını sağlamışsınız. Biraz bunu anlatırsanız çok sevinirim. Öncelikle nereden böyle bir şeye karar verdiniz ve çok böyle istikrarlı bir şekilde de devam ediyorsunuz? Şimdi ben 1971, ben şu anda köyümden konuşuyorum. Korkuteli Garipçe, evet. Köyünden. Bizi dinleyenlere de selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Koronasız günler diliyorum özellikle. Ben bizim köyümüzde ilkokul bitirdikten sonra rahmetli babam, biz köyün en fakiriydik. Ben seni okutamayacağım dedi. Ya benimle beraber köyde kalırsın. İşte ağalara uşaklık yaparız beraber. Ya da dedi, hı hı, seni bir ustanın yanına çırak veririm. Çok okumak istedim, çok ağladım ama olmadı. Ama hiçbir zaman da kimseyi de suçlamadım. Rahmetli babam da suçlamadım. Kaderimiz dedik, bir ustanın yanında akümülatör tamirciliği, oto elektrikçi beni çırak verdi. Hayatım zaten orada rezilliklerle başladı. Tek başıma sıçanların, fare demeyeceğim, bildiğimiz kedi yavrusu gibi sıçanların içerisinde yaşadım. Bu ay çok uzun bir konu ama ben o kötü koşullarda vereme yakalanmışım. Beni Verem Savaş dispanseri, hastanede yer yok dediler, köye gönderdi. Birkaç torba beyaz hap. Onları içtim derken mücadele ettim. O zaman beyin gücünü ben bilmeyerek anacığızım, anam da bu arada 89 yaşında. Onu da anlatacağım yarın ne konuştuğumuzu. Onun yanındayım. Sonuç olarak bizim köy, babam bir ağ var, oradan borç para istiyor. Bir çuval buğday istiyor, yok diyor demişler. Ben de bir dervik yapıyorum, ölmemi bekliyor. Gelen giden böyle Allah çektirmesinlikten duydum. Anama dedim ki, ana bir daha gelmesin bu teyzeler. Ve ben dedim, bir gün köyün en fakiri biziz ama köyün en zengin olacağım. Bize de bir çuval buğday vermeyen ağa gelip benden borç para isteyecek dedim. Bu da uzun hikaye ama sonuçta takdir ilahi diyelim, hayal kurmak diyelim adını. Ve bir gün o rahmetli Hacı dayı geldi benden 5000 mark istedi. Ben de ona verdim. Sonuç olarak Almanya'da daha sonra iyi oldum. Almanya işçi olarak gittim. Bu tabii Almanya'dan hikaye, para kazandıktan sonra iş yeri kurdum. Tekrar başa dönüyorum. Almanya işçi olarak gittim. Orada hayalim zengin olmaktı. Fakirlikten kurtulmaktı. Gece gündüz çalıştım. Gündüz çalıştım. Gece sanat okuluna gittim. Yıllar çabuk geldi geçti. Orada evlendim.
Burada zaten evlenmiştim. Eşim bir yıl burada yalnız kaldı. Sonra onu götürdüm. İki oğlum, bir kızım var. Bu arada onlar da üçü de üniversiteyi bitirdi. Beraber çalışıyoruz. Oradan Almanya'dan bayilik aldım. Ama orada esas konuya gelmek istiyorum. Hastalıklarla devamlı stres, hastalık, torbalar, ilaç kullandım. Bütün hastalıklar bende vardı. Bu arada ben tabii araçları tamir ediyorum. Çok iyi bir tekniker oldum. Tekrar döndüm. Bir Alman firmasının bayiliğini aldım. Türkiye'ye ilk defa bir plastik boru getirdim. Onu tanıttım. Hayatım hep mücadele geçti ama asla, benim bir sözüm var. Tişörtümün arkasında yazar. Nefes alıyorsanız asla pes etmeyin. Bu her konu için geçerli. Altında da Ali Budu Demir Adam yazar. Ben dedim ki Ali Budu, pes etmeyeceksin. Sözünü yerine getireceksin. İş yeri kurdum. Derken işte burada bizim yine bir fuar şirketimiz var, Anfaş. Onun yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum 4 yıl. Derken ama sağlığım da bu Almanya'dan döndükten 87'den sonra 20 yıl yine sağlıksız yaşadım. Kalın bağırsamda polipler vardı dedi doktorlar. Almanya'ya gittim. Orada da aynı şekilde ameliyat ol dediler. Olmadım. İlk okuduğum kitap Yaşamak İçin Ye. Bir Amerikalı doktorun. O benim yol haritam. Bu kitabın adı neydi? Bir kez daha söyler misiniz? Yaşamak İçin Ye. Yaşamak İçin Ye. Yaşamak İçin Ye. Yaşamak İçin Ye. Evet. Tamam. O benim Yaşamak yol haritam. Evet, o benim yemek yol için yaşama yani, yaşamak için ye. Evet, yaşamak için ye. O benim yol haritam oldu. Derken ben zaten okumayı da çok seviyordum. Almanya'da işte Almancam iyi olduğu için Alman yayınları, işte sağlıkla ilgili bir hobim vardı. Derken o kitap benim yol haritam oldu. Kendime gelmemi sağladı. Sonra ben o kitaptaki uyanlara, işte hayvansal gıdaları az yiyin, sağlıklı beslenmenin ana kuralını öğrendim. Sonra dedim ki ben bütün araçları tamir ediyorum. Ama dedim benim vücudum da aracın motorundan farklı çalışmıyor. Şimdi ben teknikerli bıraktım. Şimdi ben insan vücut tamircisi oldum. Vücut tamircisi. Kendi vücudumu tamir etmeyi öğrendim. Nasıl tamir ettim? Araçta biliyorsun parçalar eskide mi yeni takılır. Ama bizim vücudumda eskiyip yeni takma İşte bazı organların dışında mümkün değil. O zaman biz doğru beslenirsek kendi vücudumuz aşınan, hırpalanan, zarar gören organları tedavi etmeyi biliyormuş. Ben bunu öğrendim. Şu anda 15 yıl... Bunu öğrenmek kolay oldu mu be? Kaç yılınızı aldı bunu öğrenmek? Bunu 36 yıl mı aldı? Çünkü 36 yıl. Arabam... Şimdi bakın size soruyorum. Aracınız var ya da herhangi izleyiciye soruyorum. Aracınız bozulursa nereye gidersin? Tamirciye. Peki hasta olursa nereye gidersin? Doktora. Ben de gayet normal doktorlara gidiyordum. Buradan da doktorlarıma sevgi, saygılar gönderiyorum. Onlar da yanlış anlaşılmasın. Tabii ki herkes görevini yapacak ama ben de doğru, kendi yöntemimle doğru yolu buldum. Şunu öğrendim. Arabanın motoru nasıl benzinliğe mazot koyarsak çalışmaz, mazotluya benzin koyarsak, örneğin uçak yakıtı farklı bir yakıt, ona... Evet, yalnız görüntümüz farklı gitti zannediyorum. Evet. Tekrar açıldı herhalde. Görüntü gidiyor, görüntü donuyor, evet. Sessiz aldım ama telefon gelince hemen kapattım. Şimdi lütfen telefon geldiği zaman bitiyor çünkü, o yüzden sessiz alın. Evet, dinliyorum. Aldım sessiz ama birisi engelleyemedim ama herhalde olmaz. Sonuçta bir daha arayan olmaz inşallah. Sonra dediğim gibi bizim vücudumuzda doğru yakıt almayı öğrenirsek vücudumuz 150 yaşına kadar yaşayabileceğimizi bir Rus Profesör Mikhail Tombak kitabının adı da 150 yaşına kadar yaşayabiliriz. Kitabının adı 150 yıl yaşına kadar. Bu kitapta ben çok aldım. Dostlarıma gönder. Aynı şekilde yaşamak için de çok aldım. Dostlarıma, müşterilerimize gönderiyorum. Sonuç olarak ben oldum bir vücut tamircisi. Yavaş yavaş. Kendi vücudunuzu nasıl tamir ettiniz? Yani kendinize yaptığınız hataları nasıl gördünüz? Nelerdi onlar? Kendinizden birazcık bahsederseniz sevinirim. Neleri tamir ettiniz? Vallahi doğru yakıt almayı öğrendim.
Unlu mamulleri 15 yıldır yemiyorum. Bazen çok ısrarcı olduğu zaman misafirlikte kokluyorum. Çok az bir, yani böyle tadımlık alıyorum. Ya bu kadar dedim. Kokluyor, niye kokluyor? Beynimi mutlu ettim diyorum. Şimdi bir lokma da yedim. Yeter diyorum. Çünkü zararlı. Kendimi kontrol etmiyorum. 15 yıldır unlu mamul yemiyorsunuz. Başka ne yapmıyorsunuz? Vallahi buradan benim yemediklerimi söylersem bana zaten bu saydığım şeyler kızıyor. Aynı zamanda biz de fuar yapıyoruz ama buradan şunu ifade etmek istiyorum. Benim ailem de beni dinlemiyor. Şöyle bir şey var. İnsanlar, bir filozof diyor ki, alışkanlıkları yıkmak, kaleleri yıkmaktan zordur diyor. Şimdi benim gibi beslenmek, ailem bile beslenmiyor. Oğlum, çocuklarım, bazen torunlar diyor ki, ben vegan besleniyorum. Veganın ne olduğunu bizi izleyenler biliyorlar. Hayvansal ürün yemiyorum. Daha doğrusu tarif şu şekilde. Hoplayan, benim tarifim, hoplayan, zıplayan, karada yürüyen, karada sürünen, havada uçan, denizde yüzen, anası babası olan hiçbir canlının ne etlerini ne de ürettiklerini yiyorum. Yumurta yemiyor musunuz? Canlı. Üretiyor. Üretiyor. Hiçbir canlının ne etlerini ne de ürettiklerini yiyorum. Ne vegan. Yiyorsunuz peki? Nasıl besleniyorsunuz? Ne yiyorum? Topraktan çıkan bütün gıdalar faydalı. Benim tekrar diyorum, buradan dikkatli konuşmak istiyorum. Birkaç daha fırça yedik onun için. Şimdi topraktan çıkan gıdalar, bütün sebzeler, meyveler serbest. Tahıllar nedir? Baklagiller serbest. Badem, ceviz, fındık. Mesela %75'e yakın yeşillik, 70'i diyelim, 70-75 baklagiller ve yeşillikler. Bunun içinde bütün brokolisi, lahanası, yani normal yenilemeyecek sebzeler. Onun dışında %20 baklagiller tüketiyorum. %5, %3-4 de badem, fındık, fıstık. Bu arada 100 gram fındık yediğimiz zaman ya da ceviz, badem, 3 saat yürümemiz lazım. 600 kalori tutuyor. 600 kalori de biz 3 saat, 1 saatten normal yürürsek 200 kalori yakıyoruz. Bunları biraz bizi izleyen dikkat ederse, ben de şu anda normal askere giderken 65 kiloydum. Şu anda 68-69 kiloyum. Bu kilomu korumak istiyorum. Evet, şimdi. Siz kaç yıldan beri triatlonlara katılıyorsunuz? Yani bir iddianız var bir kere. Her sabah 10 kilometre koşuyorsunuz. Değil mi? Ve triatlon da kolay değil. Yüzeceksiniz, bisiklete bineceksiniz, koşacaksınız ve dünyada da dereceleriniz var. En son Mersin'de de birinci oldunuz. Bunu yapabilmek için de bir kondisyon gerekiyor. Bu kondisyonu nasıl sağladınız? 72 yaşındasınız maşallah. Hiç de 72 göstermiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi evet. Ben 2014 yılına kadar işte 87'de geldim. Tabii o zaman yeni bir iş kurdum. Yeni bir ürünü Türkiye'ye tanıtıyorum. Kolay olmadı. Çok zamanım olmuyordu ama yüzme, yani normal herkesin yaptığı gibi çok fazla şimdiki yaptığımı yapmıyorum. Yüzüyordum. Tenis oynamaya başladım. Son 14 yılına kadar tenisi bıraktım çünkü zamanım yetmiyor. Şimdi ben 2014 yılında, bizim de aynı zamanda federasyon başkanımız Hamdi Güneş kardeşim, o beni teşvik etti. Dedi ki, niye triatlon yapmıyorsun? Nedir o triatlon? Ya dedi, yüzeceksin. Zaten yüzmeyi İşte öyle veya biliyoruz, yüzme, bir de bisiklet alacaksın, koşu ayakkabın da var, beni kaydettirdim. Ben birinci yıl başladım, bir trafik kazası geçirdim, önüme dolmuş çıktı, benim hatam değil, 7-8 ay ara verdim. 2015'te başladım, o yıl önce 1900 metre milli sporcu olmak hedefim, ama bunun bir şeyi var, kuralı var, kategorisi, Türkiye şampiyonu olmam gerekiyormuş, nedir dedim. Önce 1900 metre yüzeceksin. Arkasından 91 kilometre bisiklet süreceksin. Onun arkasından 21 kilometre koşacaksın. Bunu dedim, yapan var mı? Tabii ki yapıyorlar dedi. Yaş kategorisi var mı?
her yaşın işte 25, 20, 25, 30, 35 gidiyor. Ben başladım. Benim yaş grubumda kimse yok. O yıl ben verilen sürede 7,5 saat. 7,5 saat içinde bu 3 yüzmeyi, bisikleti, koşmayı yapmak kuralı. Zorundasınız. Ben 7 saat 7 dakikada bitirdim. Milli sporcu oldum. O yıl Avusturya'ya davet edildim. Orada milli sporcu artık aldık. Valizimizde bayrak kocaman işte böyle paylaştım Facebook'ta. İşte dualarınızı bekliyorum. Şeye Avusturya'ya gittik. Bu çok enteresan. Ben tabii yarış kaydımızı yaptırdık, başladık. Herkes kendi yaş grubunda sıraya giriyor. Çünkü 5000 dünya çapında bütün sporcu oraya gelmiş. Baktım yanlış yere mi gittim acaba dedim. Yok normal oraya. Ben mayoyla ama öbür 25 ülkeden katılanlar hepsi dalgıç elbisesi gibi bir elbise. Allah Allah dedim bunlar niye bunu giydi acaba? Birisi geldi bana İngilizce. Siz dedi soğuğu seviyor musunuz? Yok dedim. Nereden dedim? Nereden? Türkiye'den geldiğim yazıyor. Bu da Türkiye yazıyor. Ondan sonra dedi ki göl kaç derece biliyor musunuz dedi. Yok dedim. Göl dedi 17-18 derece. Üşürsünüz dedi. Dedim vallahi bana kimse bir şey söylemedi dedim. Ya ne kim söyleyecek? Senin kendi bilmen lazım bunu dedi. Nereye geldin? Gölün suyu kaç derece? Bu son öğrendim wetsuit. Yani bu soğuktan koruma için. Dedim vallahi ben artık buraya geldim. Ben buraya gireceğim. Sen birisin ama ben senin olsam girmem dedi. Yok dedim ben gireceğim. 5-10 dakika sonra onları ben görmüyorum. Hepsi profesyonel çocuklar var yüzme. Ben yüzme dersi almadım. Kendi kendime böyle suda baktım ki sonuç dedim. Bitiremezsem de ölüm yok ucunda. Şey geliyor sandallar bizi emniyette boğulan falan olursa sağımda solumda are you okay? Başardınız okay? Yani. I am okay. Ben sonuçta orayı sondan üçüncü olarak bitirdim. İki kişi de bitiremedi ama başardım. Sonuçta böyle başladım. Bu arada ben bu kategoride yarım demir adam. Bu saydığım yüzme, bisiklet, koşma, 91 kilometre bisiklet, 21 koşma, 1900 metre yüzme. İki defa Avrupa ikincisi oldum. Triatlon'da iki defa dünya ikincisi oldum. Bu arada bu geçen Kasım'da Yeni Zelanda'ya dünya şampiyonasında davet edildim. Dünya şampiyonu yarışmaya. Pandemi dolayısıyla 2022 Kasım'a ertelendi. Tayvan'a yazıldım. Bu kategori tabii limitin sonu. Yani şeyin bu triatlonun sonu. 3800 metre yüzme, 180 kilometre bisiklet, 42 kilometre koşma. Ya dediler Alman arkadaşlarım antrenmanlı mısın? Ya yaparım ben dedim. O da ertelendi. Şimdi önümde Kazakistan var. Ağustos ayında. O yarım 1900 metre yüzme, 91 kilometre, 21 kilometre koşma. Kaydım oraya yaptırdım. İşte Mersin'de de birinci oldum. Şimdi tabii tek başıma. Şimdi sizin artık tescilli bir Ironman'sınız, demir adamsınız. Dolayısıyla evet, evet. Kendinize yaptıklarınızı dostlarınıza tavsiye ediyorsunuz. Hatta eleştiriyorsunuz. Birçok insanın hayatını değiştirmişsiniz anladığım kadarıyla Antalya'da. İnsanların bedenlerini tamir etmeye niyetli olmak gibi bir misyon üstlenmişsiniz. Türkler yani etrafınızda gördüğünüz insanlar en çok nerede hata yapıyorlar beslenme alışkanlıklarında? Bunu merak ediyorum sizden. Bize böyle hap gibi bilgiler verirseniz sevinirim. Şu an koronada kapanmışız. Tamam. İnsanlar evlerinde ve dışarı çıkmak, yürümek böyle imkanlar yok ya da çok az var. Dolayısıyla önce beslenmeden bahsedelim. En temel hatalar neler? Yani biz en temel beslenmemizde ne gibi hatalar yapıyoruz sizce? En temel hata çok ekmek yiyoruz. Biliyorsun buğday yapışkan bir madde. Yapışkan aynı zamanda da bizim bağırsaklarımız yine bilim adamların dediklerini anlatıyorum. Bizim ince bağırsağımız 7 metre. Onun yüzeyindeki, içindeki tüycükleri birebir hesap edip milimetre
açtığım bir tenis kortu alanına eşdeğer. Bazı bu işte uzmanı doktorlar diyor ki tenis kortu alanına eşdeğer bir alan çıkıyormuş. Burada bu tüycükler birbirine yapışkan olduğu için buğday mamulleri bu tüycükler birbirine yapışıyor. İnce bağırsağımız vitaminleri, mineral alamadığı için beyin acım diyor. Yani şekerim düştü gibi böyle teşvik ediyor. Bunları az tüketmeleri gerekiyor. İki, işlenmiş şeker, bildiğimiz beyaz şeker. Bu bana göre tam bir zehir. Evet, kısa süre mutlu ediyor ama hiçbir faydası yok. Kısacası şeker canı istediği zaman insanın meyve, bir tane elma yesin. Bir tane herhangi bir meyve yesin. Bir tane, iki tane. Burada şunu da meyve deyince ben ağırlıklı meyveyle şeker, bunda şeker var diyorlar. Hayır diyorum. Meyvenin suyunu içersem taze sıkılmış veya da hazır meyve suları bunları içmiyorum. Mesela 3 portakal posasıyla yediğim zaman bana protein ve enerji veriyor. Ama o portakalın suyunu sıkıp içtiğim zaman bana şeker ve şekerden de yağ çevriliyor. Yakamazsam ben onu vücudumda taşımak zorundayım ve şişmanlığa da sebep oluyor. Dediniz ki en yakınlarım beni dinlemiyor. Mesela çocuklarınız sizin yaptıklarınızı yapmıyorlar mı? Neden dinlemiyorlar? Şimdi siz şöyle, şimdi dinlemiyor derken biraz önce dedim alışkanlıklar yıkmak kaleleri. Mesela işte kardeşime dedim ki B12'm düştü senin yüzünden. Aman aman dedim. Ben de yemeye başladım dedim. Devam et. Çünkü o kadar doğru bilinen yanlışlar var ki bu uzun bir, ister başka bir zaman bu neler olduğunu daha detaylı konuşalım. Şimdi tatlı ve burada ben tavsiyem ekmeği minimuma düşürüp unlu mamulleri minimuma düşürüp ve tatlıyı da minimuma düşürdükleri zaman özellikle tatlı işlenmiş gıdalarda tatlıyı azaltmanı tavsiye ediyorum. Mesela ama benim torunlarım onlara hepsi fittir. İşte size de video gönderdim. En küçük 2,5-3 yaşında. Onu da maratoncu olacaksın diyorum. Koşturtuyorum. Onlar beni dinliyorlar. Ama dediğim gibi onlar dinliyor, çocuklar dinlemiyor sizi. Evet, evet. Annenizi de iyileştirmişsiniz anladığım kadarıyla. Şimdi anam da belli. İşte oram ağrıyor, buram ağrıyor, şunu yapıyor. Ya dedim bana haftada bir insan da 4-5 defa doktora gider mi ya? Doktora geçenlerde en son. Ondan önce dedim ki anacığım namazını kıldın, abdestin de var. Kur'an-ı Kerim'i getirdim. Dedim ki benim dediklerimi yaparsan bundan sonra doktora ben götüreceğim seni. Tabii kardeşlerim dedi ki ya bıktık usandık dedi ya. Haftada 3-4 defa doktora mı gider? Her taraf ilaç. Doktorlar gayet tabii gittiği zaman ilaç yazılıyor. Dedim ya bunlar günah dedim. Bunlar günah. Milli sebep. Bunlar dedim dışarıdan geliyor. Sürahiye getirdim. Bak dedim bu 1 litre. Günde 3 litre su içeceğine dair yemin et. Oğlum içiyorum. İçtiğini biliyorum ama ben de teyit etme. Kur'an'ı elini koydurdum. Yemin ettirdim. Ondan sonra dedim ki sabah akşam yarım saat yürüyeceksin. Bir de Almanya'dan ona denge çubukları getirdim. Böyle sağlı sollu boyuna göre ayarladım. Sabah akşam yarım saat yürüyeceksin. Ondan sonra dedim ki ekmeğe de ilk günde 2 yufka. 3-4 gün sonra aradım. Oğlum elim ayağım titriyor. 1 yufka daha yiyebilir miyim? Ona da yemin ettirdim. Şu anda anam 89 yaşında. Gayet sağlıklı. Bazen diyor ki ruhum sıkılıyor. Ona dedim ki bak anacığım ruh sıkması benim de sıkılıyor. Pencere kapı kapat komşular duymasın. Böyle alıp derin derin nefes alacaksın dedim. Böyle al dedim. Beraber aldık. Yapalım dedim. Komşular duymasın. Rahmet teyze ne oluyor derler. Ruhun dedim bu şekilde daralmasın. Nefes çalışması mı yapıyorsunuz? Ona nefes çalışması öğrettim. Şimdi oğlum dedi bunu yapınca dedi, rahatlıyorum dedi. Oh dedim tamam. İşte bu şekilde. Evet. Evet peki siz bugün çok güzel bir şey paylaşmışsınız. Diyorsunuz ki şu an korona var ama yeni bulaşıcı hastalıklar geliyor korona ile beraber. Obezite geliyor,
kanser geliyor, hareket etmediğimiz için bir sürü bundan kaynaklı hastalıklar geliyor. Lütfen hareket edin, hareket etmenin saati yok diyorsunuz. Spor yapın, spor ne olursa, ne buluyorsanız onu yapın. Yani illa bir aletli bir şeye çalışmanıza gerek yok. Çıkın, yürüyün diyorsunuz. Bunları neden söylüyorsunuz? Şimdi bak, benim Tula Hanım, bizim vücudumuzda 150 ile, yani boyuna göre insanın 150 ile 180 bin kilometre vücudumuza bir damar ağız sistemi varmış. 180 bin kilometre. Dünyanın çevresini 4 defadan fazla dolaşacak. Buralara bütün bu vücudumuzda bir sirkülasyon olması lazım. Peki bu sirkülasyon nasıl olacak? Kalbin daha fazla kan pompalamasıyla. Şimdi kalbimiz, insanlar yani koşun demiyorum ben ama hızlı yürüyün. Nabzınız mesela şu anda ben gece uyurken dakikada nabzım 38-40. Yani nabzınızı 110'dan sonra zaten vücudumuz yağ yakmaya başlıyor. Kan dolaşımı olan yere bir enerji, oksijen gidiyor. Oksijen giden yere kan gidiyor. Daha doğrusu bizim spor yaparken daha çok oksijen alıyoruz. Daha çok oksijen alıyoruz. O zaman da kalbimiz daha fazla kan pompalıyor. Ölü hücreler tüm vücutta hep besleniyor. Vücudumuz besleniyor. Bu arada tabii ki spor, işte oram ağrıyor, buram ağrıyor. Hareketsizlikten, kasılmadan. Evinizde mesela bugün 20 gün daha kapalıyız. İşte 18 gün. Ama oturun kalkın, oturun kalkın. Efendim işte yatın, karın kaslarını, ayaklarınızı bisiklet sürüğü gibi yapın. Bunun o kadar çeşitli yöntemleri var ki. Hoplayın, zıplayın. Yani ben sporda bahane bulmak çok. Ben bir gördüğüm zaman tabii tepki de çekiyorum. Ya biraz göbek yağın fazlalık, dikkat ettim. Ya bende yok kilo falan. İnsanlar her gün aynanın karşısında kendini gördüğü için gözü aşina, kendini tam olarak görmüyor. Ben buradan tavsiye ederim. Bir fotoğrafını çekin. Çekin. Ondan sonra gerçek vücudunuzu görün. Ben bundan yıllar önce bir sahilde oturuyordum. Oturunca insan daha fazla göbeğinin dışarı çıktığını. Ben buyum, bu muyum dedim. Aa dedim ki Ali Budu, sen bu olamazsın. Aynanın karşısına geçtiğim zaman her sabah kendimi de böyle yapıyorum. Sağ sol kollarımı öpüyorum. Ali Budu, seni seviyorum dedim. Eşim de bir gün dedi ki kapıyı mı yedin sen dedi. Dedim ya hanım dedim, seni de seviyorum ama kendimi de seviyorum dedim. Yani vücuduyla insanın barışık olması lazım. Ben organlarımla konuşuyorum. Her gün onlara diyorum ki biz bir ekibiz arkadaş. Birbirimizi destekleyeceğiz. Ben size yeterli yakıtı, doğru enerjiyi gönderiyorum. Siz de görevinizi yapın. Onlar da Allah'a şükür herkes görevini eksiksiz yapıyor. Yoksa ben yani böyle atmosfer değil. Ben 120 yaşına kadar Allah'ın izniyle kesin bir şey yok ama ümit ediyorum. Bu 32, ben şu anda 72 yaşında, benim bu akıllı saat telefonlardan benim yaptığım sporla bana mesaj geliyor. Bugün kondisyon yaşınız diyor. 32 yaşındaki insanların ilk %5'indesiniz diyor. Bu beni mutlu ediyor. Zaten biz mutlu olursak pozitif düşünüyoruz. O zaman bizim vücudumuz pozitif oluyor. Recep Perk soruyor size, demir nasıl alıyor Ali Bey diye. Vallahi benim o, ben soru Recep Bey değil mi? Evet, Recep Şimdi, Bey. Recep Bey'e ben izin verirse ben soracağım. Soruya soru. Şöyle ki, bizim vücudumuzda demir, magnezyum, çinko, bütün bu bir vücut tahlili yaptırıyorsun. Yüzlerce şey var. O eksik, bu eksik. Bu eksikliği kim buldu? Nereden çıkardılar? Ben burada çıkaranlara, yazanlar tepki alacağımı da düşünüyorum ama ben doğru bildiğimi söylüyorum. Benim vücudumda demirmiş, magnezyum, çinkomuş, B12'ymiş. Beni ilgilendirmiyor. Arkadaş ben kimsenin benim yaşımda zaten yok da gençlerin bile benim
ben onların triatlonda bitirme sürelerinden önce bitiriyorsam benim vücudum dünyanın en iyi kimyageri. Örneğin demir ihtiyacım var. Herhangi bir yerden buluyor, yerine koyuyor. Ben 12 miyim? Ben vücuduma güvenim. Bütün bunları, eksikleri benim vücudum kendisi aldığım gıdalardan ürettiğini okudum ve ben de buna inandım. Onun için ben dediğim gibi bakın 30 yaşındayken ben bu kadar enerjim yoktu. Cevap verebilir miyim Recep Bey'e bilmiyorum. Bilmiyorum. Tahmin olacak Recep Bey sizin cevabınızdan. Ben hiçbir vitamin almıyorum. Herhangi evet ben bunu soracağım. Hiçbir destek almıyor musunuz? Hiçbir destek. Bakın net söylüyorum. Hiçbir destek almıyorum. Bu omega 3'tür, omega 6'dır. Yani kısaca adını vermeyeyim. Hiçbir destek almıyorum. Sadece topraktan çıkan gıdaları tüketiyorum. Evet, 72 yaşındaymış demiş Alper Demir Koparan. Evet, 72 yaşında ama vücut yaşı 32 mi dediniz? Evet, evet. Kondisyon yaşım, enerjim. Enerjiniz, kondisyon yaşınız 32. Vegansınız. Birçok yani proteini şeyden almıyorsunuz yani. Çok merak ediyorum yani bitkisel protein yeterli geliyor mu gerçekten? Vallahi hepimiz aynı sorulara gelip takılıp duruyoruz. Şimdi bakın hayır, bana yeterli ama ben evet. Şunu biliyorum ki bizim vücudumuz Cenab-ı Allah hepimizin motorunu aynı yarattığı aynı sistem. Bana yeterli geliyorsa başkalarına yeterli gelebilir diyorum. Bak gelir aman demiyorum, gelebilir. Ben hatta üniversitede hocalarımla, dostlarımla konuşuyoruz. Beni bir tez olarak Ali Bıdı doktora tezi yapın. Bakalım tekerim ne zaman patlayacak? 120'ye kadar benim tekerim, vücudum dayanacak mı? Ben dayanacağını biliyorum. Çünkü 150 yıl yaşayabiliriz. Kitabını yazarı Profesör Mihail Tombak diyor ki bizim her 7 yılda bir vücudumuz yanlış yaptığımız, yanlış beslenmeden dolayı vücudumuz yıpranırsa herhangi bir organımız yanlıştan vazgeçersek 7 yıl içinde organımız kendini tekrar yenileyebiliyormuş. Bu da 22 defa tekrar edermiş yaşam boyunca bir insanın. 22 çarpı 7 154 yıl. 154 peynir, yıl. Peynir de evet 154 yıl yaşayabiliyormuş insan öyle 154 mi? 154 yıl yaşayabiliyor. Mesela Amerika'da bir kertenkele türü var. Hiç ölmüyormuş. Bakın ölümsüz. Kendi organlarını yeniliyor. Mesela biz gene ben belgeselde gördüm. Kurbağanın kolunu kesiyor doktor bilerek ve belli bir süre sonra yeniden yeni kol çıkıyor. Yeni kol çıkıyor. Yani biz bu yeteneğe sahip değiliz şimdi ama doğanın bir anayasası var. O kurallara uyduğumuz zaman mesela yine konuşmalarımda söylüyorum. Soruyorum veteriner ne iş yapar? Hayvan doktoru. Peki dedim, doğada gezen hayvanların doktoru var mı? Ağaç, açıkta bir gün buluyorlar, bir gün bulamıyorlar, üç gün bulamıyorlar. Ama onlar sağlıklı. Yine ben söylüyorum ki bizim obez olmamızın en büyük nedeni de bizim atalarımızdan gelen bir miras. Bu mirası biz hala bertaraf edememişiz. Nedir bu miras? Bizim binlerce yıl önce, yüz binlerce yıl önce tabii şimdiki barınma, gıdaya bolluğu yok. Bir gün gıda buluyormuşuz, iki gün, üç gün dolaşıyoruz, gıda arıyoruz. Cebimizde, çantamızda, sırt çantamızda, evimizde yemek yok. Vücut stok yapmayı öğrenmiş, stok. Bugün buldun doyasayı, iki gün, üç gün bir şey bulamazsın modundan. Ama biz şunu herkes biliyor ki, evinde kredi kartı var, cebinde kredi kartı var, evinde dolabında var. Ama hala biz doymayı bilmiyoruz. Neden? Çok yediğimiz için stok yapmayı bertaraf edemeyiz. Stok yapmayı ben bertaraf ettiğime inanıyorum. Ama tabii ki canım çekiyor. Biraz önce yine güzel dolmalar, sarmalar yaptılar. Ben yemeyeceğim dedim. Tadına da bakmadım. Kusura bakmayın dedim. Bu sağlıklı yaşamak
o kadar kolay değil. Ama zor da değil. Yine bir sözüm var. Sağlıklı yaşamak para kazanmaktan zordur. Parayı öyle veya böyle kazanırız ama sağlıklı yaşamak disiplin, disiplin. Kendimiz disiplin edersek mutlu oluruz. Mutluluk parayla satılmaz, mutluluğu yaratmamız lazım. Hareket etmek ömrü uzatıyor mu diye sormuş Serkan Bey. Tabii ki. Ne kadar hareket o kadar bereket demiş atalarımız. Hareket kan dolaşımı, kasların. Şimdi benim ayağımda kaslarıma baktığım zaman şu ayak üstümün hemen yanlarında kalp gibi, ben onu daha önce okumuştum. Orada benim şu anda bir kalp şekli çıktı. O kalp bizim ayaklarımız, özellikle vücudumuzun alt bölgesinde bizim taşıyıcı ana kolonlar, %60 kaslarımız orada, 65, %60 kaslar. Spor yaptığımız kaslarımız da mutlu oluyor. Kan dolaşımı oluyor. Kas, kemik kırılması, yine bir doktor diyor ki kemik kırılması diye bir şey yoktur. Kemikler, bizim atalarımızın 8,5 yıl önce Afrika'da kemiklerini bulmuşlar. Onlar hala sağlam. Peki kas olmadığı için kemikler zoraki kırılıyor. Örnek vereyim, bir kolonda demir var, çimento var ve kum var. Kum iyi yıkanmadığı zaman, tuzlu olduğu zaman dökülür. Çimento az olduğu zaman demirle bağdaşmaz. Kısacası bizim kaslarımız, bizim kolonlarımız, taşıyıcılarımız. Spor her şey, %50'si, bakın beslenme tamam okey, %50 beslenme diyelim, sağlıklı yaşam, ama spor minimum %50'si. Spor yapmayan insanlar er geç hasta olur ve hareketsiz, yani yaşlanmaya adım atmış olur. Siz peynir de yemiyorsunuz, peynir yiyenleri de uyarıyorsunuz, neden? Şimdi bakın, vallahi nedenli ben yemeyin demiyorum. Bugün bilgi çağında girsinler internete. Şimdi biraz önce yine bir doktor paylaşmış. Onun paylaştığını diyorum. Ben bunu daha önce okudum. Biraz önce dedim ki işte biz fuarımızda işte üreticisi, sütçüsü de, gıdacısı da, hayvansal ürünler sergileniyor. Ama bu benim ailem bile beni dinlemediğine göre ben de çok fazla, ben de etkilemek istemiyorum kimi. Benim, herkes kararını kendi versin. Şimdi süt, çok süt içtiğimiz zaman süt asidik, et asidik. Doktorun yazısını söyleyeyim. Biraz önce bu sosyal medyada paylaşmış. Ben de oradan okudum. Tam dedim, bildiklerimi de tazeledim. Süt içtiğimiz zaman vücudumuz daha fazla kalsiyum, sütü sindirebilmek için kalsiyum alıyormuş vücudumuzdan. Bunu arkadaşlarımız, bizi dinleyen izleyiciler araştırsın. Benim gibi beslenin demiyorum ama azaltsınlar. İleride de benim gibi beslenebilirler. Ben bunu 13 yıl önce, 15 yıl önce, 16 yıl önce vejeteryan oldum. Son 5 yılda veganlığa geçtim. Ve gücümden de hiçbir şey kaybetmedim. Daha da güçlendim. Ben denemekte fayda var. Güçlenmek için peki ne önerirsiniz bize şu an? Efendim? Yani mesela yarınki programımızı bize söyler misiniz? Onu yarın, merak ediyorum. Yarın sabah buradan, ama işte oruç tutanlar, tutmayanlar ya da işte sahurda meyve yesinler. Ben tabaklarca meyve tüketiyorum. Bunu da denedim. Bunu da denedim. Şu ki meyvenin şekeri zararı diyorlar. Kesinlikle hayır diyorum. Bu bana göre yanlış bilgi. Bana göre yanlış bilgi. Neden? Çünkü ben okuduklarımı, tabii her bilgi doğru mu tartışılır. Ama ben deniyorum vücudumda, deniyorum. Laboratuvarımda deniyorum. Sonuçlarına bakıyorum. Evet diyorum. Ha, benim laboratuvarım burada doğru bilgileri. Benim için doğru bilgi vücudumun bana verdiği tepkiler. Doğru ve peki yanlış. Siz söyleyin. Yani meyve yiyorsunuz. Bol meyve yiyorsunuz. Bol meyve yeterli. İlle yani başka şeye yemek gerek. Doyuyor. Beyin doyunca zaten, yeterli enerjiyi alınca beyin yeter diyor.
Önce yani bütün sabah, meyveyi mi beslenecek bir insanlar? Bir dakika, hayır değil. Sabah hemen söyleyeceğim. Sabah kalktık. Önce spora gitmeden önce ılık su içerim. Ilık. Bunu da Japonlardan öğrendim. Ilık su. Tamam. Mümkünse biraz daha ılıştırırım. Biraz demlikte kaynatırım. Oda sıcaklığında su içerim. Oradan gelirim. En önce kekik çayı. Bugün kekik olur, ada çayı olur. Her gün bitki çayları değiştiriyorum. Ondan sonra meyvemi yiyorum. İşe gidiyorum. Öğleyin eşim yemekler yapıyor. Yanımda götürüyorum iş yerine. Ne oldu? Baklagiller. Bir gün mercimek çorbası, bir gün mercimek sarı, kırmızı, yeşil, fasulye, nohut, bezelye, börülce. O kadar çok şey var ki. Bunların yemeği ve çorbası. Ondan sonra öğleden sonra yine meyve tüketiyorum. Akşam da çorba, salata. Ne kadar, bugün mesela gittim bahçelerden ot topladım geldim tam zamanı. Bu şekilde beslenmemin %75'i, biraz önce söyledim, 70-75'i meyve ve zebzelerden oluşuyor. Meyve zebze, %20'si diyelim baklagiller. Çünkü baklagiller de mesela bir orta büyüklükte çay bardağı leblebi yediğimiz zaman, nohut leblebi, 2,5 saat yürümemiz lazım. Kalorisi, onlar da çok kalorisi var. Kısacası geri kalan da badem, fındık, fıstık, bunları da bu şekilde tüketiyorum. %5'i geçmez. Günde daha kaç litre su içmek gerekiyor diyor Serkan. Günde kaç litre su içmek gerekiyor? Şimdi ben bu konuda bir İran asıllı, şu anda Amerika'da yaşıyor. O suyla ilgili çok uzun yıllar araştırma yapmış. Şu anda Amerika'da bir kanser önleme kliniği var. Kilonuzu 20'ye bölün diyor. Bu çok fazla diyenler oluyor. 25 diyenler oluyor. Ben diyorum kilomuz 25'e böldüğümüz zaman, 25'e böldüğünüz zaman eşittir litre ortaya çıkıyor. Örneğin 75 kilo minimum 2,5 litre içmek şart. Bir de esas ölçüyü kendileri... Bana 2,5 litre çıktı. Evet. Böldüm, 2,5 litre çıktı. Evet. Şimdi burada esas ölçü şu. İdrarımız sarı geliyorsa ve idrarınız da kokulu geliyorsa radyatörde su az. Motor ısınıyor demek. Yani bu o zaman radyatöre su koymak gerekiyor. Nedir? Su içmemiz lazım. Tamam. Bu arada radyatörden de aklıma geldi. Bizim vücudumuz mesela bugünkü arabalarda, yani yeni daha yeni modern arabalarda bu esten silecekte su bakıyorduk. Azalmış. Çalışmadığı zaman. Ama şimdi diyor ki yeni arabalarda silecekte su azal diyor. Takviye. Motor yağın azaldı. Efendim frenlerde fren balatan eskidi. Sağ sinyal, sol sinyal bize ekrana gösteriyor. Bak uyarıyor. Bizim vücudumuzda ağrılarla başımız mı ağrıdı? Evet, vücudunda radyatörde su iç arkadaş. Ben yandım, ısındım diyor. Ağrıyla sinyal veriyor. Ağrıyla. Vücudunun sesini dinleyen sağlıklı ve uzun yaşar. Bir enteresan bir şey daha var. Siz gaytanızı satıp çocuklara burslu okutuyormuşsunuz. Bunu vallahi anlatırsanız sevinirim. Neden böyle bir şeye gerek duyuyorsunuz? Nedir bu? Yani ben ilk kez duyuyorum. Şimdi biz şimdi bu yine, o da TV bunu haber yapmış hatta. Evet. Bu haberin doğruluğu da tescillendi. Doğru. Ben, doğru bir haber değil mi? Evet, doğru bir haber. Nedir bu? Benim bundan 5-6 yıl önce bir doktor hanım böyle sohbet ederken ben dedim ki benim gaytam bakteri flora, biliyorsun bağırsaklarında hastalık vardı. Bunu okuyarak bu en doğru yöntem olduğunu, işte probiyotik bağırsaklarımız bizim. Neden buradaki 1,5 kilo bizde bakteri var, kalın bağırsakta varmış. Bu bakteriler bizim, onlar yaşıyor. Biz onlar birbirimize, daha doğrusu bir dişin döndüğü gibi. Onlar bizim yediğimiz gıdaları, ince bağırsaktan gelen gıdaları parçalıyorlar. Onlar da yaşıyor ama onlar her 2-3 günde bir
binlerce, milyonlar ölüyor, mayalanıyor. Devamlı kendi kendine üretiyor. Biz posalı gıdalar yemediğimiz zaman onlar ölüyormuş. Bunun nedeni onlara bir sağlıklı gıda veremediğimiz, yanlış beslendiğimiz için. Burada ben dedim ki böyle ben kirlilik açacağım Ali Bey dedi. Vallahi de ilk müşterim siz ol. Nereden biliyorsun bunları falan derken hocam dedim okudum öğrendim. Bir gün ben davet ettim. Muayene ettim. Bakterilere baktım. Vallahi siz verici olursunuz dedim. Dedim verelim o zaman. Yani faydalı olalım. Alan niçin alıyor bu gaytayı? Onu merak ediyorum. Alan alıyor. Bakterileri ayrıştırıyor. Bakterileri kalın bağırsağında bakterisi az olanlara bunlar ilaçla çözüm olmadığını, son çarenin bu olduğunu o bakterileri hastaya enjekte diyor. Çok enteresan. Bu Antalya'da mı yapılıyor bu sistem? Antalya'da Ankara'da, İstanbul'da var. Avrupa'da bu çok yaygın. Hatta bana Hollanda'dan bir teklif geldi. Gelin burada yaşayın. Yani bu şey ayda size şu kadar para verelim. Burada yaşayın. Ben çok enteresan. Tabii muayene edeceğiz falan dediler. Ben dedim yok teşekkür ederim dedim. Şimdi ben bu öğrenci okutuyor haber biraz farklı çıktı. Yazdı. Haber niteli olsun diye belki de haberciler öyle yaptı. Aslında öyle değil. Ben dedim ki Kiline ben dedim siz her istediğin zaman gelirim veririm. Ayda dedim iki öğrenciye burs verin. Anlaştık. Sonra Ali Budu gaytasını satıyor. Öğrenci okudu. Binlerce kişi aradı. Biz nereye satabiliriz? Nasıl bu? Kim alıcı, kim verici? Dedim artık ya bu haberden de birazcık açıkçası yüzlerce, binlerce öğrenci arıyor. Bizde de burs verin falan. Dedim ki verebildiğim veriyorum ama tabii ki haberin özeti bu. Ali Bey bence bu deneyimlerinizi kitaplaştırın. Önemli bir şey. Ben vücudumun tamircisiyim diyorsunuz. Bununla ilgili bir kitap yazarsanız çok okunur diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir planınız var mı gelecek günlerde? Şimdi başladık. Evet. Teşekkür ediyorum. Başladık. Bir 40-50 sayfa oldu. İşte benim yaşam köyden, doğduğum yerden, efendim işte Almanya'ya gidişimden, Almanya'da çalışmam, Almanya'da işte yaşam, Türkiye'ye gelişim bu şekilde. Gerçekten bunu hatta ben şöyle diyorum. Ben diyorum artık araba tamirci bıraktım, vücut tamircisi oldum. Evet ben bunun adını ben koydum. Vücut tamircisiyim ben. Buradan lütfen sorunlar olanlar bana özelden yazsın. Ben onlara çözüm olacağına inanıyorum. Ben herhangi bir para pul almam. Herhangi bir şey. Bana çok hastalar... Zaten çok zenginsiniz. Çok tanınmış bir iş adamısınız. Vallahi, onu biliyoruz vallahi yani. Vallahi ben şöyle diyorum. Çok param olduğunda iki tavuk alacak param olduğu zaman kızarmış tavuk. Bir oturuşta yemek hayalimdi. Bakın. İki tavuk. Ben çeyrek ekmek alırdım. Günde 3 ekmek yeme iştahım vardı. İşte 10 lira haftalık alırken. Şimdi Allah'a şükür param var. Doğru beslenmeyi de öğrendim. Sağlıklı yaşamak gerçekten bir disiplin işi. Para kazanabiliriz. Öyle veya böyle bilek gücüyle, beyin gücüyle ama sağlıklı yaşam disiplin. Arkadaş bazen diyor ki ya bu dünyaya niye geldik? O zaman onlara biraz böyle ben de inatlaşırdım. Bilgilerimi kabul ettirmek için. Şimdi frene bastım. Soranlara bilgilerimi aktarıyorum. Sadece soranlara bilgilerimi aktarıyorsunuz. Evet, evet. Sedat Alış'ın sorusuyla kapatalım dilerseniz. Ali Bey, sebze ve meyveleri mevsiminde mi yiyor diye sormuş. Serada yetişen ürünleri tüketiyor mu? Hayvansal gıda almayınca demir ve B12 eksikliği olmuyor mu? Biraz önce siz bunu anlattınız. Hayır, vücudum bunu biliyor, kendi yerine koyuyor dediniz. Benim merak ettiğim sorulardan biri de buydu. Mevsim sebzeleri mi yiyorsunuz? Serada yetişen ürünleri tüketiyor musunuz? Şimdi yine okuduğumu söylüyorum. Ve uygulamaya çalışıyorum. Güneş ışınları görmeyenlerin çok yani %50 faydalı diyelim ya da limit koymayalım. Çok faydalı olmadığı okudum. Ben de buna dikkat ediyorum.
Özellikle işte bu meyveler dolaplara girer, buzdolabına, soğuk hava depolarına girerken işlemden geçiyor. Mümkün mertebe yememeye çalışıyorum. Mümkün mertebe mevsiminde yememiz gerektiğini okudum. Doğrudur. Mevsimde yememiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir yayın daha yapalım dilerseniz. Ben Antalya'ya geleceğim. O zaman da yaparız. Lütfen şu performansınıza artık ben de dahil olayım. Beni de Iron Woman yapın. Ne dersiniz? Vallahi isterseniz olursunuz. Bugün mesela ben işte dünyadaki maratoncuları inceliyorum, videolarını izliyorum. Yani bizim vücudumuz biz ne verirsek, beynimizi programlarsak yapıyor. Şimdi son bir şey dediğim gibi şu anda sokağa çıkmazsın. Kardeşim otur kalk. Daha doğrusu dizlerinde sorun varsa sandalyeye elini koy, sandalyeden destek al kalk. Kasların çalışacak. Jimnastik hareketleri, yerde yuvarlan, ayağın hareket. Daha doğrusu hareket. Bahane yok. Bahane yapan kişiler tembel kişiler. Bahane yok. Şimdi hastanelerde yer yok. Hastanelerde herkes doktora, evet doktorlar olmalı, ilaç olmalı ama ilaç az yazan doktorları şikayet ediyorlar. Doktorlar diyor ki ne halin varsa gör. 3-5 tane hap yazıyor. Buradan bizi dinleyenlere kullandıkları ilaçın lütfen yan etkilerini okusunlar. O yan etkiler, atıyorum bir başınız ağrıyor, migren var, hap aldınız ama onun bir de yan etkilerini. Ya neden başım ağrıdı, neden oram ağrıdı sorgulasınlar. Vücut durduk yere ağrımaz. Ben bunu yaşadım. 35 yıl hastalıklar yaşadım. Torbalar, çuvallar dolusu ilaç kullandım. Ama şimdi Ali Budu araba tamircini bıraktı. Vücut tamircisi Ali Budu oldu. Çok teşekkür ederim sevgili. Sevgi, selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Antalya çok sevgiler sevgili dostlar. YouTube yayınımızı izlemeyi unutmayın. Ve abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere en yakın zamanda. Sevgili Ali Bey, Antalya'ya geleceğiz. Bekliyorum. Teşekkür ederim yayınımızı izlediğiniz için. Lütfen abone olmayı da unutmayınız. Hoşça kalın. Yeni bir konukla buluşmak üzere.